Salsa verdiği için kullanacağımız malzemelerden biraz bahsedelim. Şimdi tabii ki en başta kırmızı şarap sirkesi. Suğla'nın, Kilye markasının kırmızı şarap sirkesini kullanıyorum ben. Yazın Çanakkale'den geçme imkanınız olursa Eceabat'ta Suğla'nın harika bir üretim satış mağazası var. Oraya uğramanızı tavsiye ederim. Hem mekan çok güzel, hem ürünler fabrikadan satış olduğu için gayet iyi fiyatlara veriliyor. Suğla'yı seviyorum. Dijon hardalı kullanacağız. Tabii hardalsız olmaz ve hardalın iyi bir hardalı olması lazım. Tabii ki ançüez girecek. Zeytinyağı olarak Gaia Olivia. Harika bir zeytinyağıdır. Hararetle ve gönülden, içtenlikle tavsiye ederim. Gaia Olivia'ya Instagram hesabından, daha üstte linkini de koyacağım, ulaşabilirsiniz. Gaia Olivia zeytinyağı da harika. Ben bugün Premium Ayvalık serisini kullanıyorum. Bir de Memecik var. İkisi de çok güzel. Gaia Olivia'yı öneriyorum. Tabii ki Kapari girecek. Kırmızı soğan. Bu gördüğünüz tabii dev gibi bir soğan. Bunun hepsini kullanmayacağız. Yarısının, hatta yarısından biraz daha azını. Her şeyi kullanabilirsiniz yeşillik olarak. Olmazsa olmazı salsa verdenin işte bu. Maydanoz. Bol miktarda maydanoz kullanmak gerekiyor. Ben bugün bir orta boy demetin saplarından ayrılmış halini kullanacağım. Nane kullanacağım ve fesleğen kullanacağım. Bunlar sosun bazını oluşturacak. Diğer eklediğimiz şeyler aslında işin lezzetini arttırmaya yarayacak. Salsa verdenin olmazsa olmazları bunlar. Yapacağımız ilk iş kırmızı soğanları kabaca doğrayıp kısa bir süre kırmızı şarap sirkesinde bekletmek olacak. Böylece soğanlarımız biraz turşulaşacak. Salsa verde tam Türkçe çevirisiyle yeşil sos. Dünyada birçok ülke mutfağında kendine yer bulmuş. Belki dünyanın en popüler soslarından biri. İnternet üzerinde, YouTube'da, yemek bloglarında bin bir türlü farklı tarifiyle karşılaşabilirsiniz. Sizinle bugün ben en hızlı, hazırlaması en kolay, en pratik tariflerden birini paylaşacağım. Soğanlarımızı kenara aldıktan sonra ikinci işimiz yeşilliklerin bir araya gelmesini sağlamak. Bir miktar sızma zeytinyağı ve tuz yardımıyla naneyi, maydanozu ve fesleğeni blenderdan çekiyoruz. Elde ettiğimiz baza sırasıyla asitleri ekleyeceğiz. Asit baz dengesi birçok yemekte, sosta olduğu gibi bu sosta da aslında işin sırrı. Salsa verde İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Meksika'da farklı şeflerin elinde kendine yeni versiyonlar edinmiş. Yeşil domatesle, kurutulmuş ekmekle, sarımsakla, jalapeno biberi ile hazırlanmış salsa verdelerle karşılaşmanız mümkün. Benim bildiğim, öğrendiğim kadarıyla ana vatanı İtalya ama İspanyol ve İtalyan şefler arasında, yemek tarihçileri arasında bu konuda zaman içinde epey bir çekişme olmuş. Aslında en doğrusu salsa verdeyi keskin bir şef bıçağıyla hazırlamak ve fakat vaktiniz yoksa, zamanınız kısıtlıysa blender kullanmak da bir seçenek. Ben bugün hızlı olabilmek adına blenderla ilerledim. Sırasıyla bir kaşık hardal, 3-4 parça ançüez, bir tatlı kaşığı kapari, hazırladığımız kırmızı şarap sirkesinde beklemiş kırmızı soğanlar ve sızma zeytinyağı içeri giriyor. Ardından bir tadım yapıyoruz. Tadı hoşumuza gidiyorsa bu şekilde devam edebiliriz. Eğer asiditesini beğenmezsek, ki ben bu sosta bugün yaptığımda asiditesini düşük buldum, şarap sirkesi eklemeye devam ediyoruz. Şarap sirkesi bekledikten sonra tuz, karabiber de girebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yeniden tadım yaptığınızda beğendiyseniz voilà, işte salsa verde sosunuz hazır.